Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağın Çelik. Bugün AMD'nin oyunculara son sürprizi RX 590 ekran kartı var inceleme masamızda. Birlikte en güncel oyunlarda RX 590'ı test edip bir önceki model olan RX 580 arasında nasıl farklar var birlikte bakalım gelin. RX 590'ın kağıt üzerindeki özelliklerinden bahsedelim biraz. RX 580 Polaris 20 ailesinin bir üyesiydi. Ancak RX 590 Polaris 30 mimarisinde yer alıyor. Polaris 30'un farkı ilk bakışta daha gelişmiş üretim teknolojisi sayesinde daha yüksek saat frekanslarına ulaşabilmesi olarak görülüyor. Zira RX 590 ile 580 arasındaki en büyük fark üretim teknolojisinde 14 nanometreden 12 nanometreye yapılan geçiş. Bu geçiş saat frekanslarını oldukça yukarı çekmekle kalmayıp güç tüketimini de 10 wa kadar düşürmüş. Saat frekanslarındaki büyük artış performans farkını yaratan yegane unsur burada. Zira kartın çekirdek, ROP ve TMU sayısı RX 580 ile birebir aynı. Yani 2304 çekirdek, 144 TMO ve 32 ROP ünitesi. Kullanılan bellek miktarı ve teknolojisinde herhangi bir değişiklik göremiyoruz. 8 GB GDDR5 bellek ve 256 bit bellek band genişliği sunacak şekilde çekirdeğe bağlanmış. 2 GHz'de çalışan bellek 8 GHz efektif çalışma frekansı sunuyor. Ve çekirdek saat frekansları. RX 580'deki 1257 MHz temel ve 1340 boost frekansı 590'da sırasıyla 1469 ve 1545 MHz'e yükseltilmiş. Üstüne bizim elimizdeki kart fabrika çıkışlı hız aşırtmalı bir model olup 1580 MHz boost frekansında çalışıyor. Gelin bu yaklaşık 200 MHz'lik frekans artışı oyun performanslarına nasıl yansımış birlikte bakalım. Test sistemimizde herhangi bir darboğazın önüne geçmek için 8 çekirdekli ve 16 izlekli Intel i9 9900K işlemci ve 16 GB 3400 MHz G Skill Sniper bellek kullandık. Anakartımızda Intel Z390 chipsetini kullanan Asus Maximus 11 Formula oldu. Burada uzay montaj kullandığımızı özellikle vurgulamamız gerek. Kapalı kasa montajda sıcaklıkların daha fazla olacağını unutmayın. İlk testimiz Battlefield 5. Ultra ayarlarda 1080p, 1440p ve 2160p çözünürlükte test ettiğimiz Battlefield 5'te 1080p'de 97, 1440p'de 72 fps elde ettik. RX 590 her iki çözünürlükte de akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Sonuçları merak ettiğimiz için bir de 2160p yani 4K test yapmayı uygun gördük. Bu ekran kartı elbette 4K oyunculuk için üretilmemiş. Ancak yine de 4K'da hangi seviyede performans verdiğini merak edenler için sonuç 36 fps oldu. 36 kare saniye pek de keyifli bir oyun tecrübesi değil. Bu arada test boyunca GPU sıcaklığı maksimum 79 dereceye ulaştı. Assassin's Creed serisinin son oyunu Odyssey muazzam grafiklere sahip ve ekran kartlarına gerçekten ter döktürüyor. Very High ayarlarda 1080p çözünürlükte ortalama 48 kare saniye elde ettik. Çözünürlüğü 1440p'ye çektiğimizde 38 kare saniyeye düştük. Bu noktada 1440p oyuncuları bazı ayarları kısmak isteyebilir. Bu testimizde GPU diğer testlere göre 67 derece gibi nispeten serin diyebileceğimiz bir sıcaklıkta çalıştı. Call of Duty Black Ops'un oyun motoru göz kamaştıran grafikleriyle ünlü değil. Hatta oyuncular Call of Duty'de grafiklerin yıllar boyu aynı kaldığından ve oyun motorunun her yeni oyunla ısıtılıp yeniden servis edildiğinden şikayetçidir. Bunu yüksek FPS değerlerinden de anlayabiliyoruz. Ultra ayarlarda 1080p çözünürlükte 104 FPS, 1440p çözünürlükte 76 FPS değerlerini gördük. Her iki çözünürlükte de en yüksek ayarlarda gayet akıcı bir oyun deneyimi sundu RX 590 burada bize. GPU sıcaklığı Battlefield 5'te olduğu gibi 79 dereceyi gördü. Far Cry 5 testimizde grafik ayarları high seviyesindeydi. 1080p çözünürlükte 86 fps, 1440p'de 60 fps elde ettik. Tüm test boyunca sıcaklıklar 72 derece üzerini görmedi. Middle Earth Shadow of War'u ultra ayarlarda 1080p'de test ettiğimizde 84 fps sonucuyla karşılaştık ki diğer oyunlarda da olduğu gibi bu güzel bir akıcı bir değer. 1440p'de 54 fps'ye kadar düştük. Assassin's Creed Odyssey kadar güncel ve yüksek GPU işlem gücü kullanan bir başka oyun olan Shadow of Tomb Raider'da sıra. High ayarlarda 1080p'de 71 FPS elde ettik. 1440p'ye çıktığımızda 49, 2160p'de 27 FPS'ye kadar düştü. Kartın 4K'ya uygun olmadığı bir kez daha burada tescillenmiş oldu. Bu noktada kartın hıza çıkma performansını ölçmek ve 4K'da biraz daha performans artışı elde edebilir miyiz sorusuna cevap aramak için RX 590'ın çekirdek frekansını 1650 MHz'e, Bellek frekansını da 2090 MHz'e kadar yükselttik. Bunlar kart hata vermeden çıkabildiğimiz en yüksek stabil değerler oldu. Ancak bu hız aşırtma maalesef 4K test sonuçlarında sadece 1 FPS'lik bir artış sağlayabildi. Yani 27'den 28 FPS'ye ulaşmış olduk. Total War Warhammer 2'yi içindeki Scaven benchmark'la test ettik. Grafik ayarları aşırı seçeneğindeydi ve bu halde 1080p çözünürlükte 48 FPS elde ettik. 1440p'de 36 fps'ye düştü bu değer. Gölgeler ve parçacık efektleri biraz kısılarak oyun daha akıcı seviyelere getirilebilir 1440p'de. Finalde RX 590 için 1080p oyunculara yönelik üretilmiş güçlü bir fiyat performans kartı diyebiliyoruz. Maliyet sebebiyle Full HD monitörünüzle oyunculuğa devam edenlerdenseniz RX 590 eski nesil ekran kartınızın yerini alabilecek güncel ve uygun fiyatlı bir ekran kartı konumunda. Aynı zamanda 1440p monitör sahiplerinin de es geçmemesi gereken bir kart diyebiliriz. Sadece birkaç grafik ayarlarını yüksekten ortaya çekerek 1440p çözünürlük de RX 590 için uygun hale getirilebilir. Ancak Polaris ailesinin hala 4K için yetersiz olduğunu belirtmeden edemeyeceğiz. Ben Çağın Çelik, bu incelemenin de sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.